Sonra alemi gayba yakından bakan ve akıl ve kalpte seyahat eden o yolcu, acaba alemi gayb ne diyor diye merakla o kapıyı da şöyle bir fikir ile çaldı. Yani madem bu cismani alemi şehadette bu kadar zinetli ve sanatlı hadsiz masnularıyla kendini tanıttırmak ve bu kadar tatlı ve süslü nihayetsiz nimetleriyle kendini sevdirmek ve bu kadar mucizeli ve maharetli hesapsız eserleriyle gizli kemalatını bildirmek, kavilden ve tekellümden daha zahir bir tarzda fiilen isteyen ve hal diliyle bildiren bir zat, perde-i gayb tarafında bulunduğu bilbedahi anlaşılıyor. Elbette ve herhalde fiilen ve halen olduğu gibi kavlen ve tekellümen dahi konuşur, kendini tanıttırır, sevdirir. Öyleyse alemi gayb cihetinde onu, onun tezahüratından bilmeliyiz, dedi. Kalbi içeriye girdi, akıl gözüyle gördü ki, gayet kuvvetli bir tezahüratla vahiylerin hakikati, alemi gaybın her tarafında, her zamanda hükmediyor. Kainatın ve mahlukatın şehadetlerinden, çok kuvvetli bir şehadet-i vücut ve tevhid, Allâmül Guyub'dan vahiy ve ilham hakikatleriyle geliyor. Kendini ve vücut ve vahdetini yalnız masnularının şehadetlerine bırakmıyor. Kendisi kendine layık bir kelam-ı ezeli ile konuşuyor. Her yerde ilim ve kudretiyle hazır ve nazırın kelamı dahi hadsizdir ve kelamının manası onu bildirdiği gibi tekellümü dahi onu sıfatıyla bildiriyor. Evet, yüz bin peygamberlerin aleyhimüsselam tevatürleriyle ve ihbaratlarının vahiy-i ilahiye mazhariyet noktasında ittifaklarıyla ve nev-i beşerden ekseriyeti mutlakanın tasdik yerdesi ve rehberi ve muktedası ve vahyin semereleri ve vahyi meşhud olan kütüb-ü mukaddese ve suhuf-u semaviyenin delail ve mucizatlarıyla hakikati vahyin tahakkuku ve sübutu bedahet derecesine geldiğini bildi ve vahyin hakikati beş hakikati kutsiyeyi ifade ve ifaza ediyor diye anladı. Birincisi, ettenezzülâtül ilâhiyyetü ilâ ukûlil beşer denilen beşerin akıllarına ve fehimlerine göre konuşmak bir tenezzül-i ilahidir. Evet, bütün zîruh mahlukatını konuşturan ve konuşmalarını bilen, elbette kendisi dahi o konuşmalara konuşmasıyla müdahale etmesi, rububiyetin muktezasıdır. İkincisi, kendini tanıttırmak için kainatı bu kadar hadsiz masraflarla baştan başa harikalar içinde yaratan ve binler dillerle kemalatını söylettiren, elbette kendi sözleriyle dahi kendini tanıttıracak. Üçüncüsü, mevcudatın en müntehabı ve en muhtacı ve en nazenini ve en müştakı olan hakiki insanların münacatlarına ve şükürlerine fiilen mukabele ettiği gibi kelamıyla da mukabele etmek halikiyetin şe'nidir. Dördüncüsü, ilim ile hayatın zaruri bir lazımı ve ışıklı bir tezahürü olan mükâleme sıfatı, elbette ihatalı bir ilmi ve sermedi bir hayatı taşıyan zatta, ihatalı ve sermedi bir surette bulunur. Beşincisi, en sevimli ve muhabbetli ve endişeli ve noktayı istinada en muhtaç ve sahibini ve malikini bulmaya en müştak, hem fakir ve aciz bulunan mahlukatlarına acz ve iştiyakı, fakr ve ihtiyacı ve endişe-i istikbali ve muhabbeti ve perestişi veren bir zat, elbette kendi vücudunu onlara tekellümüyle işar etmek, uluhiyetin muktezasıdır. İşte tenezzül-i ilahi ve taarruf-ü rabbani ve mukabele-i rahmani ve mükaleme-i subhani ve işar-ı samedani hakikatlerini tazammun eden umumi semavi vahiylerin icma ile vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine delaletleri
öyle bir hüccettir ki, gündüzdeki güneşin şuaatının güneşe şehadetinden daha kuvvetlidir diye anladı. Sonra ilhamlar cihetine baktı, gördü ki, sadık ilhamlar, gerçi bir cihette vahye benzerler ve bir nevi mükaleme-i Rabbaniyedir. Fakat iki fark vardır. Birincisi, ilhamdan çok yüksek olan vahyin ekseri, melaike vasıtasıyla ve ilhamın ekseri vasıtasız olmasıdır. Mesela nasıl ki bir padişahın iki suretle konuşması ve emirleri var. Birisi haşmeti saltanat ve hakimiyeti umumiye haysiyetiyle bir yavereni bir valiye gönderir. O hakimiyetin ihtişamını ve emrin ehemmiyetini göstermek için bazen vasıta ile beraber bir içtima yapar. Sonra ferman tebliğ edilir. İkincisi, sultanlık unvanıyla ve padişahlık umumi ismiyle değil, belki kendi şahsıyla hususi bir münasebeti ve cüz'i bir muamelesi bulunan has bir hizmetçisi ile veya bir ami raiyetiyle ve hususi telefonuyla hususi konuşmasıdır. Öyle de Padişah-ı Ezeli'nin umum alemlerin Rabbi ismiyle ve kainat Halik'i unvanıyla vahiy ile ve vahyin hizmetini gören şumullü ilhamlarıyla mükalemesi olduğu gibi her bir ferdin, her bir zihayatın Rabbi ve Halik'i olmak haysiyetiyle hususi bir surette fakat perdeler arkasında onların kabiliyetine göre bir tarzı mükalemesi var. İkinci fark, vahiy gölgesizdir, safidir, havassa hastır. İlham ise gölgelidir, renkler karışır, umumidir. Melaike ilhamları ve insan ilhamları ve hayvanat ilhamları gibi çeşit çeşit hem pek çok envalarıyla denizlerin katreleri kadar kelimat-ı Rabbaniye'nin teksirine medar bir zemin teşkil ediyor. لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي ayetinin bir vecihini tefsir ediyor, anladı. Sonra ilhamın mahiyetine ve hikmetine ve şehadetine baktı, gördü ki, mahiyetiyle hikmeti ve neticesi dört nurdan terekküp ediyor. Birincisi, teveddüdü ilahi denilen kendini mahlukatına fiilen sevdirdiği gibi kavlen ve huzuran ve sohbeten dahi sevdirmek vedudiyetin ve rahmaniyetin muktezasıdır. İkincisi, ibadının dualarına fiilen cevap verdiği gibi kavlen dahi perdeler arkasında icabet etmesi rahimiyetin şe'nidir. Üçüncüsü, ağır beliyelere ve şiddetli hallere düşen mahlukatlarının istimdatlarına ve feryatlarına ve tazarruatlarına fiilen imdad ettiği gibi bir nevi konuşması hükmünde olan ilhami kavimler ile de imdada yetişmesi rububiyetin lazımıdır. Dördüncüsü, çok aciz ve çok zayıf ve çok fakir ve çok ihtiyaçlı ve kendi malikini ve hamisini ve müdebbirini ve hafızını bulmaya pek çok muhtaç ve müştak olan zîşuur masnularına, vücudunu ve huzurunu ve himayetini fiilen ihsas ettiği gibi bir nevi mükaleme-i Rabbaniye hükmünde sayılan bir kısım sadık ilhamlar perdesinde ve mahsus ve bir mahluka bakan has, bir vecihte onun kabiliyetine göre onun kalp telefonuyla kavlen dahi kendi huzurunu ve vücudunu ihsas etmesi, şefkat-i uluhiyetin ve rahmet-i rububiyetin zaruri ve vacip bir muktezasıdır diye anladı. Sonra ilhamın şehadetine baktı, gördü. Nasıl ki güneşin faraza şuuru ve hayatı olsaydı ve o halde ziyasındaki yedi rengi, yedi sıfatı olsaydı, o cihette ışığında bulunan şuaları ve cilveleriyle bir tarz konuşması bulunacaktı. Ve bu vaziyette misalinin ve aksinin
şeffaf şeylerde bulunması ve her ayine ve her parlak şeyler ve cam parçaları ve kabarcıklar ve katreler, hatta şeffaf zerreler ile her birinin kabiliyetine göre konuşması ve onların hacatına cevap vermesi ve bütün onlar güneşin vücuduna şehadet etmesi ve hiçbir iş bir işe mani olmaması ve bir konuşması diğer konuşmaya müzahamet etmemesi bir müşahede görüleceği gibi. Aynen öyle de ezel ve ebedin Zülcelal Sultanı ve bütün mevcudatın Zülcemal Halık-ı Zişanı olan Şems-i Sermedi'nin mükâlemesi dahi onun ilmi ve kudreti gibi külli ve muhit olarak her şeyin kabiliyetine göre tecelli etmesi, hiçbir sual bir suale, bir iş bir işe, bir hitap bir hitaba mani olmaması ve karıştırmaması bilbedahe anlaşılıyor. Ve bütün o cilveler, o konuşmalar, o ilhamlar birer birer ve beraber bir ittifak o şems-i ezeliğinin huzuruna ve vücub-u vücuduna ve vahdetine ve ahadiyetine delalet ve şehadet ettiklerini aynel yakine yakın bir ilmel yakin ile bildi. La ilahe illallahül vacibül vücudil vâhidul ehadüllezî delle ala vücubi vücudihi fî vahdetihi icma'u cemî'il vahyâtil hakkatil mütezammineti littenezzülâtil ilahiyyeti وللمكالمات السبحانية وللتعرفات الربانية وللمقابلات الرحمانية عند مناجات عباده وللإشعارات الصمدانية لوجوده لمخلوقاته وكذا دل على وجوب وجوده في وحدته اتفاق الإلهامات الصادقة المتضمنة للتوددات الإلهية وللإجابات الرحمانية لدعوات مخلوقاته وللإمدادات الربانية لاستغاثات عباده وللإحساسات السبحانية لوجوده لمصنوعاته denilmiştir.